Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık, kutluyoruz. Ancak bir tartışma konusu var. Diyanet'in Cuma günü 30 Ağustos'ta yayınladığı hutbede zafer anlatılıyor. Fakat bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok cephede çarpışmış Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçmiyor. İşte bu büyük tartışmayı beraberinde getirdi. Onu konuşacağız. Onun dışında yine bugün sosyal medyada çokça paylaşılan görüntüler vardı. Bir camide yine bu 30 Ağustos hutbesi okunurken Atatürk'ün adının geçmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi ve tartışmaları da beraberinden getirdi. Bir kısım cemaatten bir kısım vatandaş camiyi terk ettiler. İşte bütün bunları Sayın İhsan Eli Açık hocamızla konuşacağız. Sayın Eli Açık, hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet hocam, şimdi önce Diyanet'in hutbesinden ve ardından o camide yaşanan görüntüleri konuşalım. Neden yoktu Ali Erbaş yönetimindeki bu Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden tutun da işte hutbelere, vaazlara, her şeyine kadar tartışılıyor. 30 Ağustos'ta böyle bir şey yapıldı. Atatürk'ün adı bile yok hutbede. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Diyanet İşleri Teşkilatı'nın kuruluşunu sağlayan kuruluş kararnamesinin altında imzası olan zaten Mustafa Kemal Atatürk. Onun döneminde kuruldu. Diyanet İşleri Teşkilatı ayıp ediyor. Yanlış yapıyor. Böyle şeylere girmeye gerek yok. Böyle bir zamanda vatandaşların birliğini ve beraberliğini sağlayacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu zafere katkısı olan herkes, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayırla yad edilmeli ve haklarında iyi sözler olmalıydı. Vatandaşların beklediği de zaten budur. Akla, mantığa, insafa, izana uygun olan da budur. Dine uygun olan da budur. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı tuhaf bir şekilde kendince böyle bir takım hareketler içerisine giriyor. Bunu devletin içerisinde bir teşkilat olarak ile ve Diyanet'in başkanı olan bir zat değil de devlette görev almayan, kamusal idarede vazife almayan birisi kendince evde cami açsa, orada kendince cemaati olsa, devletten hiç maaş almasa, kendi kendine o camiyi yaptırmış ve kendi kendine oradaki cami hizmetleri olsa, o da böyle radikal bir eleştiri getirerek Cumhuriyet hakkında, Mustafa Kemal hakkında eleştiriler yapsa, o kişinin dahi dönüp dinlenmesi gerekir. Bu adam ne diyor? Hakaret etmeden eleştiri yapıyorsa bir dinleyelim, ona cevap verelim denir. O kişinin yaptığı eleştiriler anlaşılabilir. Ama şimdi siz zaten devlet kuruşunuz. Zaten Diyanet'i kuran kişi. Zaten onun kurduğu cumhuriyet rejimi içerisinde yaşıyorsunuz. Evet. Onun koltuğunda oturuyorsunuz. Ve onu ziyaret ediyorsunuz falan. Bu şimdi biraz tuhaf olur. Bu anlaşılır gibi bir şey değil. Bunu neden yapıyorlar? İşin doğrusu ben de tam anlayabilmiş değilim. Niye 30 Ağustos zaferinden bahsediyor da Mustafa Kemal Atatürk ismini hiç anmıyor? Acaba CHP Genel Başkanı yaptığı için mi? Ve onu anarsam biraz CHP'ye överim falan diye mi düşünüyor? Hangi zihniyette bunu yapıyor? Bu anlaşılabilir değil. Ama böyle şeyler yapmakla yanlış yapıyor. Eğer bir eleştiri varsa, bu eleştirinin de bu şekilde olmaması gerekir. Adını anmıyorsun. Adını niye anmadığını da söylemiyorsun. Amacının ne olduğunu da söylemiyorsun. Dilinin altında bir şey mi saklıyorsun? Ağzına bir bakla mı var? Onu çıkar bir dinleyelim ne diyeceksen. Dense onu da demiyorsun. Sukut ve sessizlik halinde geçip gidiyorsun. İnsana soruyorlar, ağzındaki bakla çıkar. Bir şey mi söyleyeceksin? Yani bir söylemen gereken bir şey de onu mu söyleyemiyorsun diye. Onu söyle desen
şey de yok. Böyle sukut geçirip gidiyor. Dolayısıyla ne işte yapmış oluyor, ne yapmamış oluyor. Tuhaf bir şey olmuş oluyor. Ve bu yanlış bir şeydir bana göre. Yapılmaması gereken bir şeydir. Şimdi camilerde sanki Atatürk'ü Düşünce Derneği'ndeymiş gibi Atatürk hakkında ikide bir böyle göklere çıkarır sözler söylenmesi de doğru değildir. Çünkü camiler sonuçta evrensel mekanlardır. Ama bu memleketin topraklarının bu vesile olan ezanın okunmasının devamına neden olan insanların, o insanların başında olarak da o dönemin Kurtuluş Savaşı'nı veren orduların başkomutanlığını yapmış, planını, programını yapmış, işin içinde yer almış bir insanın da bilinçli bir şekilde, dikkat çekecek bir şekilde adını hiç anmayarak geçiştirmek de anlaşılabilir bir durumdaydı. Çok yanlış olmuştur. Evet. Peki hocam, şimdi burada gene doğru bulmadığınızı söylediniz ama Diyanet bunu neden yapıyor anlamış değilim dediniz ama Diyanet yapısı itibariyle uzunca bir süredir tartışılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu camideki yaşanan olaydan, o görüntülerden yola çıkarak Diyanet'in siyaset yaptığını söylemek yanlış olur mu? Yani artık vatandaşların bu kadar tepkisine, birbirine girmesine yol açacak icraatları var. İşte hutbeler, vaazlar vesaire. Böyle söylemek yanlış olur mu sizce? Şimdi Diyanet'in varlık olarak, bir kurum olarak yeri, tarihsel yeri, siyasi sistem içindeki yeri, dindeki yeri, ayrıca tartışılabilir. O ayrı bir konu. Benim görüşüme göre Diyanet miadını doldurmuştur. Kaldırılması gereken bir kurumdur. Tam anlamıyla özgürlükçü laiklik olması için devletin hiçbir dini açıkça tutmaması, onun mabetlerini yaşatmaması, onun mabetlerinde görev yapan imamlara, müezzinlere, din adamlarına maaş vermemesi gerekir. Bu tür kurumları, yani bir dini, bir mezhebi, bir dinin muhabbetini, o dinin din adamlarını yaşatacak olan halkın kendisidir. Onların desteğiyle yürümesi gerekir. Bunu şu anda yapan Cem Evleri. Yani piyasada tartışılan görüşlerin aksini ben savunuyorum. Cem Evlerinin bazıları cami gibi olmasını ve devletin Cem Evlerine de maaş vermesini, dedelere de maaşa bağlamasını istiyor. Oysa bu çok yanlış bir görüştür ve tam tersi doğrudur. Cemevlerinin camilere değil, camilerin cemevlerinin statüsüne benzemesi gerekir. Yani devletin herkesine de tanıyıp, devletin teşkilat olarak, bütçe olarak tamamen dışına çıkarıp, halkın ve mahalle cemaatinin desteğiyle ve desteğiyle ve koruyup kollamasıyla ayakta duran mabetler, merkezler, dini merkezler halinde yaşaması gerekir. Bunun için de Diyanet'e gerek yoktur. Şimdi bu ayrı bir konu. Evet. Ama şu anda Diyanet devletin içerisinde bünyesinde bir teşkilat. Ve bu teşkilat madem ki var, madem ki bu teşkilat Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber hemen 2 yıl sonrasında kurularak bugünlere gelmiş, o zaman bunu kuranlar bir şey düşünmüş. Bunu kuranlar demişler ki İslam dininin itikat ve ahlak hükümlerini ve bilgilerini halkımıza aydınlatacak ve vatandaşları dini birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde bir arada tutacak bir kuruma ihtiyaç vardır. Onun için Diyanet'i kurduk demişler. O zaman bunu yapması lazım. Baktığımızda bunu da tam yapmıyor. Kuruluş gerekçelerinin dışına çıkıyor ve siyasete giriyor. Bunun siyasete girdiğine dair çok kanıt var. Bakıyoruz, mevcut iktidarların emrine girerek onlara hizmet ediyor. Şimdi geçmişte dini cemaatler Diyanet'e dinayet, deniyet, deni aşağılık demek. Dinayet aşağılık kurum demektir. Hı hı. Diyanet değil de dinayet evet. Söylerseniz deniyet kelimesinden türetilmiş. Dinayet aşağılık kurum. Bizim cemaatlerde geçirdiğimiz yıllarda dini cemaatlerde hep böyle konuşurlardı. Dinayet derlerdi. Kemalizme hizmet eden dinayet kurumu derlerdi. Kemalist hükümetlere hizmet eden, onların talimatları doğrultusunda hutbeler okuyan,
aşağılık kurum anlamına gelir. Şimdi gün oldu, devran değişti. Bu sefer devlete muhafazakarlar hakim olmaya başlayınca muhafazakarlar bu sefer asla dinayet dememeye başladılar. Diyanet Teşkilatı'nı övmeye başladılar. Çünkü kendilerine hizmet etmeye başladı. Kendilerine hizmet ettiklerinden de gayet memnunlar. Oysa bu bir çelişkidir. Hükümetin icraatları doğrultusunda hutbeler veriliyor. Hükümetin bırakın eleştirmeyi, ona ters düşmemek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Madem hükümeti eleştirmeyeceksin, hadi ona kanaat getirdik. Ama kendi bağımsız gündemi olmalı, kendi bağımsız hutbelerini vermeli. Onu da yapmadığını ve tamamen hükümetin doğrultusunda gittiğini, yer yer işte cami olayında gördüğü gibi hükümeti öven, onları icraatlarını ön plana çıkarma ve cemaate aşılama gayesi bir tane hutbeler veriyor. Bu da vatandaşlar arasında rahatsızlığa yol açıyor ve itirazlara neden oluyor. Bunu yapmaması lazım. Hiç olmazsa şu anda, hiç olmazsa Diyanet Teşkilatı madem ki var, kalkıncaya kadar insanlar arasında parti ayrımı gözetmeksizin, ırk, millet, kavim, mezhep, din ayrımı gözetmeksizin evrensel, İslam'ın evrensel değerleri üzerine vurgu yaparak adaletten, doğruluktan, dürüstlükten çalmamak gerektiğinden, öldürmemek gerektiğinden, birbirimize iftira atmamamız gerektiğinden, yalan söylememiz gerektiğinden bahseden hutbeler verilmesi lazım. Bunlardan kim rahatsız olur? Herhalde çalanlar rahatsız olur. Onlar da varsın rahatsız olsun. En azından evrensel değerlere vurgu yapmış olur. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Hiçbir şey yapmasa hutbeden, Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okuyarak, meal okuyarak, vatandaşlara dinleterek inse bile yeridir. Hiç olmazsa bunları yapması lazım. Böyle siyasi mevzulara girdiği zaman da o zaman camiler karışır. Vatandaşlar burası siyasi propaganda merkezi mi? Git parti merkezinde yap. Git seçim meydanında konuş derler. Hı hı. Ve camilerde huzursuzluk olur ve millet birbirine girer. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Peki bunun devamını tehlikeli görüyor musunuz? Yani bugün bunlar yaşandı. Önümüzdeki dönemlerde işte bu gerginlik başka boyutlara gelebilir mi hocam? Dikkat edilmezse, bu politika sürdürülürse camilere sadece AK Partililer gitmiyor. Muhalefet partileri de gidiyor. CHP'liler, HDP'liler de cuma namazlarına özellikle yoğun bir şekilde iştirak ediyorlar. Hı hı. Ve bundan insanlar rahatsız olurlar ve siyasi tartışma çıkar. Yani bir parti tuttuğunu açıkça beyan ederse hutbede konuşan imam, o zaman vatandaşlar bir susar, iki susar, sonra itiraz eder, yeter artık der. Ve camide kavga çıkar. Bu da rezalet bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle İslam'ın evrensel değerlerini bütün partilere anlatma çizgisini Diyanet sürdürmelidir. Evet. Şimdi ben gene başa döneceğim. Az önce görüşünüzü söylediniz ama bu 30 Ağustos Cuma hutbesinin veriliş nedeni ve içeriği hakkında daha somut bir şekilde söylemek gerekirse. Şimdi işte o dönem ifade ediliyor. Bu vatanın toprakları ne kadar kıymetli olduğu, şehit kanlarıyla ne yazık ki işte verilen savaşlarda şehit kanlarıyla dolu olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla Atatürk'ü anmamak burada. Bunda bir kasıt var mı? Daha net ifade etmek gerekirse. Şimdi eğer 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bahsediyor. Zafer Bayramı'nda adı geçen herkesi askerden tutun ordulara kadar övüyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmiyorsanız bu onu yok sayma anlamına geliyor. Ona karşı bir tavır anlamına geliyor. Onun adını bahsedilmeye değmez birisi olarak geliyor, olarak gördüğünüz manasına geliyor. Bunun ardından şöyle demeniz lazım. Neden Atatürk'ten bahsetmedin dendiği zaman, çünkü Atatürk o savaşa katılmamıştı. Aslında başkomutan değildi. Tarihte öyle tanıtıldı, yalan söylendi falan diye şok bir iddiayla bunu gerekçelendirilmeniz gerekir. Ancak böyle birisinin adı böyle olursa anılmaz. Yani niye anmıyorsun yani sebeple? Veyahut da şöyle diyebilirsiniz. Tamam adını almadık ama biz onun yaptıklarına karşıyız.
bu milletin onu unutmasını istiyoruz. Hmm. Yani işte Cumhuriyet'e karşı saltanatı kaldırmasına, hilafeti kaldırmasıyla beraber zaten dinden çıktığını düşünüyoruz. İnsanların da, hutbeleri dinleyenlerin de onu unutması gerektiğini, zihinlerden silinmesi gerektiği görüşünde olduğumuz için hutbelerde adını anmıyoruz demeniz lazım. Şimdi gitseniz sorsanız bunlar da demeyeceklerdir. Diyeceklerdir ki canım öyle şey mi olur? Hani o anda bir şey olmuş işte geçmemiş falan filan gibi abuk subuk şeyler söyleyeceklerdir ve bunları da böyle savunamayacaklardır. Bu nedenle biz burada ancak tahmin yürütebiliriz. Hı hı. Niye anmıyor yani sebep ne diye. Desek ki ya Atatürk zaten her yerde anılıyor. Orası zaten camidir. Fanilerin orada adının geçmesi doğru değil dense başkalarının adı bol bol geçiyor. Evet. Onları boş bol an geçmişti mesela padişahlardan filan bahsedildi. Hatta mevcut hükümetin şeyine bile dualar okunuyor. Onlardan evet. bahsedildiği görülüyor. O da doğru değil. Eğer dense ki şahıslar üstü bir camide politika izliyoruz ve hiçbir şahsın adını anlıyoruz derse caminin duvarları zaten Ebu Bekir, Ömer, Osman filan diye sahabe isimleriyle dolu. Ve hutbelerde bu tür şahıslara bol bol rahmet gönderiliyor. Tarihsel şahsiyetlerin de ismi sık sık anıldığını görüyoruz. Bu dense ki zaten Atatürk'ün işte her yerde anılıyor. Her yer onun resimleriyle, heykelleriyle dolu. Ve ondan bahsetmek CHP politikalarına destek vermek gibi anlaşılır falan dense. Burada söylemeler gerekir. Bunların hepsi tahmin benim yaptığım. Anladım. Ben onlardan bir şey duymuş değilim. Evet. Dediğim gibi yani ne olduğunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaya koyması lazım. Ve bu camilere giden, vergi veren ve bu ülkenin vatandaşı olan herkesin hakkıdır. Ne hakkıdır? Kardeşim Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini 30 Ağustos Zafer Bey'in hutbelerinde neden anmadınız? Yani bir şey demiyoruz bak mahkemeye falan da verdiğimiz de yok. Böyle bir protesto falan da yapmıyoruz. Hakikaten merak ediyoruz. Neden yani? Niye anmadın? Bir gerekçe söyle bir ona göre bir cevap verelim. Niye anmadınız yani? Sebep de tuhaf bir görüntü oluyor. Yani her şeyi anlatıyorsun onu oradan böyle dikkat çekiyor. Neden anladınız lütfen söyler misiniz? Diyemişti. Ben buradan söylüyorum bak. Çıksın açıklasın yani ona göre bize bir cevap verelim söyleyin ne çözeceksin. Anladım. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Diyanet 30 Ağustos'ta Cuma hutbesinde her şeyden söz etti. İşte şehitlerimizden vesaire ama İslam tarihinden ama Atatürk'ün adını anmadı. Sayın İhsar Eli Açık hocamızla bunun nedenlerini konuştuk. Diyanet'in bu hutbesinde Atatürk neden yoktu? Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bir başka yayında buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.